Merhabalar Durmuş Bey, nasılsınız? Sağ olun, sizler sormalı, hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk sizler de programımıza öncelikle. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Aydın Didim'deyiz ve Didim Akbük'te bulunan Akbük Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı'nda konuğuyuz. Yanımızda da firma sahibimiz Durmuş Sütçü bulunuyor. Bakalım bizlere hem bölgeyle alakalı hem verdiği hizmetlerle alakalı neler aktaracak, şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Tabii bölgeyi dinlemeden önce de sizleri tanımakla başlayalım röportajımıza Durmuş Bey. Sektöre nasıl girdiniz, nasıl başladınız, sizlerden dinleyelim hikayenizi. Emlak gayrimenkul sektörüne 95'li yıllarda başladık. Akbük'te bir eksikti. Buranın yerlisi olduğum için. Bizden önce, daha önce bir yaşlı bir amcamız vardı. Okuması, yazması yoktu. O şekilde işleri götürüyordu. Dedik ki biz bu işe başlayalım burada. Ekip olarak, profesyonel olarak. Yani gerçi ilk başladığımızda profesyonel olarak başlamadık da daha ileriki yıllarda. O vesileyle emlak sektörüne atılmış bulunduk. Buralısınız. Kaç yıldır sektördeyiz bu arada? Yaklaşık 25 seneye geçti, yani 95'li yıllarda falan başlamıştık. Şimdi hala devam ediyoruz. Artık meslek icap ettik. Evet. Emekli olmamıza rağmen yine sektörde müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet. Biraz bölgeyi tanıyalım öncelikle o zaman Durmuş Bey. Burası nasıl bir bölge? Ne tür yatırımlıklar ön planda? Bölge olarak yani Ege bölgesinin yani ender koylarından biri Akbük koyu meşhur. Evet. Deniziyle, havasıyla, yeşiliyle, yani her yönüyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Buranın havası yani astıma, bronşite, yani gelen müşterilerimizden bazıları bastonla geliyordu. 2 ay sonra veya 3 ay sonra bastonu atan müşterilerimiz de var. Yani sektörde villa, daire, apart şeklinde daha çok yatırımlık arsa, arazi, otel yerleri. Yani bölgenin de yerli olmama rağmen iyi bir portföyümüz var elimizde. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda Akbük 2 yer daha söylemiş. Hangi yerlere hakimiz? Akbük, Akbük'e işte Muğla'ya bağlı Bozbük Mahallesi ve Kazıklı Mahallesi. 3 bölgeye hakimiz. Evet. Yani yanımızda Didim Mahallesi, Fevzi Paşa Mahallesi var. Veya ilçemiz Didim var. Oraya dahi çalışmıyoruz. Kendimize bir bölge edindik. O bölge üzerinde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Evet, 3 bölgeye de hakimiz. Yatırımlık olarak ya da ev tarzında her şey sanırım var değil mi portföyünüzde? İlanlarımızı paylaştığımız bir sayfamız var mı burada Durmuş Bey? Biz kendimiz isim sahibinden.com üzerinde çalışıyoruz. Yıllardan beri iyi de bir şey, memnunuz yani o siteden. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet, kurumsal sitelerde yine Akbük Gayrimenkul olarak sanırım yine linkleri bulabilirler. Peki nelere dikkat ediyoruz hizmet sunarken? Biraz kalitemizden de bahsedelim. Yani arsa konusunda özellikle yani dikkat ettiğimiz koşullar yani arsanın imar durumu, herhangi bir pürüzü var mı, sit alanda mı, değil mi? Önce onların bir altyapı çalışmasını yapıp ondan sonra portföyümüzü koyup müşterilerimize sunuyoruz. Yani bazı emlak sektöründeki arkadaşlar yani portföyünün niteliklerini araştırmadan müşterilere sunuyor. Müşteri de tabii bu bilmediği konular olduğu için bazıları alıyor. İleride mağduriyet yaşıyorlar. Evet. Ama biz özellikle ben kendim burada 9 sene belediye meclis üyeliği yaptım. İmar komisyon başında başkanlığı yaptım. Evet. Yani işim gereği de yani resmi işleri iyi bildiğim için iyice araştırırız. Herhangi bir pürüzü olmayan şeyleri, arsaları veya arazileri portföyümüze koyup müşterilerimize sunuyoruz. Çok güzel. Her şey şeffaf bir şekilde yapılıyor zaten. Genelde peki yatırımcılar yurt dışından da ya da yurt dışından geliyorlar yurt mı? Yurt içi, yurt dışı yani Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışından yani bütün ülkelerden özellikle İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç, Dubai yani dünyanın her yerinden internet üzeri çalıştığımız için müşterilerimiz arıyorlar, geliyorlar.
Yani gelen müşteri de kaçırmıyoruz yani. Evet. Peki bu üç bölgede yatırımlık için şu anda öneriyor musunuz? Nasıl gelişmekte olan bir yer mi? Gayet tabii. Zaten arsa konusunda Akbük'te fazla bir portföyümüz kalmadı. Şu anda yani öner olarak sunabileceğim Bozbük, Muğla'ya bağlı Bozbük, Milas'ın Bozbük Mahallesi. Evet. Orada büyük yatırımlar var. Yani 3-5 bin dönüm üzerinde tesisler yapılmakta olan bir bölge. Yani o bölgeyi önerebilirim. Yani evet. Akbük'te tabii yani şu anda mesela Akbük'te arsamız kısıtlı kaldı artık. Yani yıllardan beri bir de yapılaşma var son yıllarda. O yüzden fazla bir portföyümüz kalmadı Akbük'te arsa konusunda ama ev konusunda, ya villa konusunda portföyümüz fazla. Evet. Yazın daha da kalabalıklaşıyor bu bölgeler değil mi? Şu anda kış nüfusumuz yani 5 ile 8 bin arasında ama yazın civar bölgeyle 100 bini geçiyor. Evet. Peki yeni bölgeler açılmayı düşünüyor musunuz? Sadece bu üç bölgeliğe mi sınırlı kalacağız? Ya bizim böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Ama işte kızımla beraber çalışıyorum. Bakarsın ileride bunlar der ki baba bize burası yetmiyor. Biraz da açılalım derlerse artık neden olmasın, çocuklarımızın değil mi? Kararı. Peki buraya yol düşen izleyicilerimize ve yatırım yapmak isteyen izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz ve neler önereceksiniz bir emlakçıyla çalışırken özellikle? Ya Akbük'ün daha önce dediğim gibi yani doğası, havası, yeşili ve coğrafi yapısı, İzmir Havaalanı ve Bodrum Havaalanı yakın oluşu, evet, yani bulunmaz bir nokta diye düşünüyorum. Günden güne fiyatlarımız artıyor. Mesela 3 sene 5 sene önce 100-150 bin lira daire veya villa satarken şu anda 500'den aşağıya portföyümüz kalmadı elimizde. Acele etmelerini tavsiye ederim. Evet, daha da gelişecek, daha da büyüyecek ve daha da artacak fiyatlar. Değerli izleyicilerimiz, en azından yatırımlık olarak düşünmek gerekiyor bu bölgeyi. Ve çok da güzel mavinin, yeşilin ortasında harika, cennet gibi bir yer gerçekten. Tabii buraya gelince de bir gayrimenkul danışmanı isterseniz, Akbük Gayrimenkul Danışmanlığı burada, dedim, Akbük'te yer alıyor. Aşağıda telefon numaralarımız geçecek. Oradan da yine irtibat kurabilirsiniz Durmuş Bey'le. Teşekkür ediyoruz Durmuş Bey. Sağ olun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Eğer eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. Tamam. Peki. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. İyi günler.